Bunlar hep çiviyor ayaklarında. Şimdi bazı çivi takıyorlar ayaklarında. Ya ama Evet, hadi. 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 Ev
patologii. Internatul patologii. Bu galibiyetini de almış oldu. Sonuç itibariyle Bandırma Gücü ligi sonuncu bitirdi. Sonuncu, birinci önemli, o kadar önemli değil. Çocukların spor yapması önemli sevgili Zeki. Bugün karşılaşmada Gönen fiziksel üstünlüğünü iyi kullandı. Maçın hakimi olan taraftı. Bandırma Gücü de elindeki malzemeye göre gayet iyi mücadele etti. Kimler vardı? Ben kaleci Resul'ü çok beğeniyorum mesela. İki gol yemesine rağmen. Farkı önleyen bir isim oldu. Özellikle birebir pozisyonlarda. Bunun dışında Alper baştan yanlış bölgede başladı. İleride Kerem'i bırakmışlar. Alper gibi bir golcü adam orta sahada başlatılmaz. Rakip kaleye yakın oynatılır. Herhalde Bandırma Gücü yetkilileri tüm çocukların gönlünü alma düşüncesiyle bir takım değişikliğe gitmiş olabilirler. Artık skor onlar için önemli değil. Çocukları kazanmak önemli. O felsefede hareket ettiler diyorum. Gönen'e gelince, Gönen geç uyandı bu ligde. Gönen daha iyi hazırlansaydı bu ligde en az Susurluk ve Bandırma kadar iddialı olurdu. Gönen ikinci yarı uyandı ama bu uyanış Gönen'e yetmedi sevgili Zeki. Sağ bek Serhat'ın çok pırpır olduğunu söyleyebilirim. 7 numara Kaan mı İbrahim mi kesin net olarak bilmiyorum. Fakat çok etkili bir adam, şık bir gol attı. Gönen'i taşıyan isim
büyük ihtimalle Kaan olarak geçiyor listemde. Evet. 11 numara İnancı çok beğendim. Abdullah bugün yoktu. Abdullah biraz yorgundu. Abdullah zaten oyun dışına aldılar. Fakat ben tüm çocukları kutluyorum. Gelecek yıllarda çok güzel ışık veren futbolcular izledim. Gelecek sezonu şimdi de iple çekiyorum. Bakalım bundan sonraki final maçı ne olacak? Bütün dikkatler artık Bandırma Susurluk maçı üzerinde olacak sevgili Zeki. Teşekkür.